Evet, il başkanımız Sayın Birol Gür Beyefendi ile konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Cümleten selamun aleyküm. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Ehl-i Beyt ağacının en nadire dalı Hazreti Hüseyin, Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin göz bebeği, Peygamber kızı Fatıma-i Zehra'nın reyhan çiçeği, seçkinlerin önderi Hazreti Hasan'ın can kardeşi Hazreti Hüseyin, gülde yaprak, denizde inci, gökyüzünde güneş Hazreti Hüseyin, mazlumların, fakirlerin, kimsesizlerin yoldaşı Hazreti Hüseyin. Bu ay Mahi Matem'dir. İmam Hüseyin Hazreti Adem'den başlayarak çekilen acıların tümünü Kerbela'da gösterdi. Hazreti Adem oğlu Habil öldürüldüğünde acısıyla yıllarca ağladı. Ateşe atılırken Hazreti İbrahim kimseden yardım istemedi, halil oldu. Hazreti İsmail babası tarafından adak olunduğunda kendini Allah'a teslim etti. Hazreti Yakup oğlu Cihar Paresi Hazreti Yusuf'u kaybettiğinde yıllarca ağlamaktan ama oldu. İmam Hüseyin ise hem kendini hem evlatlarını ben ölümü saadet biliyorum, zalimlerle yaşamayı ise zillet diyerek aşka Allah yoluna kurban etti. İşte bu kurban edilişin 1377. yıl dönümünde yüreklerimizi dağlayan o hacı hadiseyi bir kez daha ezayla yad ediyoruz. Matem rengi kararların bağlandığı, sinirlerin yakınlığına dövüldüğü, Hüseyin'i canların birleştiği, Mersiye'nin dillerde ikrar edildiği bugün ilk iki kadar gönüllerimizi dağlamaktadır. 1377 yıldır dünya denen meskende Yezidler tarihinin her aşamasında baş vermiş bizime payidanlık etmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki her Yezidi artık bir değil, milyonlarca Hüseyin can baş kaldırmaktadır. İmam Hüseyin şehitlerin serdarıydı. Onu anlamak, onun yolunda yolcu olmak, onu yolbaşı bilmek, her dökülen gözyaşında onun hayatını görmek Hüseyin'i bir karakterle mümkündür. Yüce milletimiz İslam tarihinin bu emsalsiz giydi İmam Hüseyin'in nadide hasletlerine sahip ve aynı cesarete maliktir. Vatanımız ve Türk İslam coğrafyası son yıllarda benzer ağacıların hemen her gün vuku bulduğu, çağımız Yezidlerinin kirli elleriyle oyunlar tertip ederek inananları maalesef ki kan gölünde boğduğu bir hal almıştır. Bu yaşananlara dur demek ve basiretsiz idarecilerin gözlerini hakikate çevirmek Hüseyin'i bir duruştan geçer. Milli ve manevi mukaddesatımızın en büyük emsal İmam Hüseyin'i bir kez daha dağlanmış yüreklerimize yad ederken asrımızın Yezidlerin karşısında zülfikarın sahibi Can Hüseyin'in atası Hazreti Ali'nin yiğitliği Cenab-ı Allah'ın her daim gönüllerimizde ve ruhumuzda barınmasını niyaz ediyoruz. Kerbela şehidi İmam Hüseyin'in ceddi Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret ettiğinde dediği şuydu: ey dedem, bir Yezid türedi atalarının putları gibi, bir halk var ki koyun sürüsü gibi korkak. Ben ki biat etmediğim için başı vurulmak üzere olan torunun Hüseyin, dinin bekçiliğini, fedailiğini yapmak için küfe yolunu tutacağım sözünün derinliğini ve geçerliliğini binlerce kez itiraf etmek temennisiyle Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne günümüzü kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet tanıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.